Fena değil, aydınlık yani. İyi, iyi yani, fena değil. Ay, trikalarım da çıkmış. Ay, trikalarım beyaz beyaz çıkmış, yemin ediyorum. Bugün ekmek yapacağım. Çünkü neden? Mutfaktayım, ekmek yapacağım. Ekmek değil, bazlama yapacağım. Çünkü dün sokağa çıkma yasağını son anda öğrendim. Bakkala aradım. Bakkala dedim ki, bu arada çayıma yarım şeker atıyorum. Bir şekeri ortadan ikiye bölüyorum. Yarım şeker atıyorum. Bakın. Attım. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Karışıyor. Neyse. Bakkala gittim. Mecbur hazırlandım. Bakkala gittim. Ay, bir baktım. Yemin ediyorum, bakkalın önü sürekli beni kazıklayan bir bakkal bu arada, bu bakkal. Yani yıllardır beni kazıklar hep. Adama da gün doğdu. Bakkalın önü ana baba günü. Aradan sıyrılıp içeri girmek ne mümkün? İmkanı yok. Bu arada tırnaklarım da kökünden kesili, farkındaysanız. Gerçi ben yiyeceğim yapacağım ekmeği, siz yemeyeceğinize göre. Bir dakika, geliyorum. Mutfakta sigara içmeye bayılırım. En sevdiğim şey mutfakta sigara içmek. Mutfakta, banyoda, tuvalette, sabah kalkar kalkmaz. Nedir bu ya? Neyse. Gittim ana baba günü bakkalın önü. Oradan içeri giremem dedim. Oksan, giremezsin oradan içeri dedim. Götüm yemedi yani, açıkçası. Onda maskemi de taktım bu arada ama eldivenimi takmadım. Hemen koştum çünkü benim derdim sigara. Sigarasız kalacağım. 2-3 gün sigarasız kalacağım diye yüreğime indi. Ondan sonra ileride bir tane bakkal var. Manavlı bakkal. Oraya girdim. Orada da yine bir 10-15 kişi vardı. Ufak bakkal. 10-15 kişi ama içeride. Allah'tan adam beni tanıyor da hemen sigaramı aldım, 3 paket. Ondan sonra ekmek soruyorum. Yok. Maalesef ekmek bitmiş. Evde de ekmek yoktu. Bar dedim, bir paket un ver dedim. Bak. Un işte. Bu unu aldım. Şimdi bugün bu undan bazlama yapacağım. Çünkü fırınım yok. Fırınım olsaydı fırında yapardım ekmek ama maalesef fırınım yok. Tavada bazlama yapacağım. Yani sonuçta o da ekmek yani. Ekmek yerine geçiyor. Şimdi birazdan bazlamamı yapmaya başlayacağım. Bakın. Önce suyumuzu koyduk. Ilık su bu. Ilık su. Bir dakika. Dur. Ha, bu arada evde tuz da yok. Tuzsuz nasıl olacak? Ama şey tuzu var. Bir ara ben turşu kurmuştum. Şey tuzu var. Kalın tuzlar var ya, kaya tuzu mu? Kaya tuzu. Kaya tuzu var. Şu yüzüğümü çıkarmam lazım. Hamuru yoğuracağım ya. Çıkmıyor. Çok şey. Çok sıkı bir yüzük. Yani hijyen dikkat ediyorum ama sonuçta benim parmağım, benim ağzımın içi. Ben yiyeceğim yani. Siz yemeyeceğinize göre. Her türlü kendimle alakalı şey yapabilirim yani. Yüzüğümü şuraya koyayım. Ha. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Ay. Bilekliğimi çıkarmaya gerek yok. Sonuçta hamurun içine komple dalmayacağım. Su koyduk buna. Şimdi buna ne koyacağız? Çok az maya koyacağız. Bekleyin. Gülüyorum ama gerçekten ciddi ciddi bazlama yapacağım. Yani ben sürekli yaparım bu arada. Yaptığım şeyler bunlar. Bunu şey için aldım. Hamur yoğurmak için aldım. Bu kapağı güzel güzel kapanıyor. Hamur güzel dinleniyor bunun içinde. Ha. Şimdi ne demiştik? Tuz yok. Tuzu ne yapacağım? Tuzu kendim elde edeceğim. Şimdi gel bakayım buraya. Bu kaya tuzu ama şimdi ben hep göz kararı yaptığım için öteki tuza alışkınım aslında ama mecbur şey. Bunu şey yapacağım ben. Bu kalın kalın bunlar. Bunu bu ılık şeye, kaseye dökeceğim. Ay. Hep dur bakayım nasılmış. Yani bir tuhaf tadı, güzel değil. Ama sonuçta tuz yani, tuz olacak. Bu ha. Bu su tuz, hem tuz da atayım ki buna. Aslında maya konan suya tuz konmaz aslında da. Neyse. Koyduk artık.
Kabarmayabilir çünkü. Şimdi bunu döküyorum şeye. Oo, nasıl ses geldi? Döküyorum. Biraz daha tuz atayım. Ha, biraz daha atayım ben. Az geldi bana. Hayır, yani yeter. Şimdi bir de buna biraz daha su koyayım ben. Dur. Ha, su koydum. Ay, su elimi yakmaması lazım. Biraz yaktı. Biraz soğuk su. Evet. Ha. Tamam. Yeter Okşancığım. Yeter yavrum. Yeter güzel kızım. Ha. Şimdi bunu karıştırıyorum. Tuzlar erisin. Şimdi maya. Mayamızı koyuyoruz. Mayamızı. Bunu kesmem lazım. Şöyle. Tamam. Mayamızı koyuyoruz içine. Ha. Mayamızı koyduk mu? Koyduk. Onu da çöpe. Şimdi maya koydum, tuz koydum. Buna çok az da şeker koymam lazım. Toz şekerim yok. Ya bir çay kaşığı olması lazım. Bu şey küp şeker. Bunu böyle ezeyim ben. Adaleli kollarımla eziyorum. Ha, ezilmiyor. Heh. Eziyorum. Evet. Evinde ekmek olmayanlar, ununuz varsa yapabilirsiniz. Böyle ekmek. Yani ananız ağlar ama mecbur yapacaksınız. Şimdi bunu karıştırıyorum ben. Böyle elimle karıştırıyorum. Oo. Çok da güzel memnun bırakacak beni bu. Ay, naylon şeyin naylonu içine girmiş. Tuzun paketinin. Neyse onu buldum. Şimdi unumuzu açıyoruz. Aslında unu elemek lazım da ben elemiyorum. Uğraşamam. Ben hep göz kararı yaparım. Evet, unu döküyoruz. Ha. Döktüm. Dök kızım. Ha, tamam. Döktüm. Şimdi bir dakika. Oh, elma suyu devri kapandı kızlar. Ne elma suyu? Elma sucular da kapandı. Biliyorsunuz bu olaylardan dolayı. Bu arada gündüz bir uyandım. Vallahi millet dışarıda geziyor. Bu fırınlar açık olayını ben anlamadım. Fırınlar açıksa yani gidin ekmek alın mı diyorlar yani. Demek istiyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Bu nasıl sokağa çıkma yasağıdır? Vallahi hiç anlamadım yani. Bu arada bu Kerimcan'ın olayı var ya. Hani şey diyor. Millet topa tuttu ya onu. Topu topa tuttular. Ne dediler? Kerimcan yaşlılar ölsün. Meydan bize kalsın dedi ya. Meydan yani Lubunyalara kalsın diyorsun Kerimcan. Doğru, mantıklı. Aslında öyle demiyor. O çocuk hiciv yapıyor ya. Tarzı abartılı olduğu için öyle. Aslında normal bir şekilde söylese kimse kızmayacak ona. O story midir ne haltsa. Orada komple izleyin bakın. Orada ne demek istediğini anlarsınız. Anladınız mı? Neyse hamurumu yoğuruyorum. Kerimcan Durmaz içtiğinde. Ay, çok cıvık oldu. Ama bak hamur çok sert de olmayacak. Çok cıvık da olmayacak. Hani diyorlar ya kulak memesi. Yani kulak memesini bilemem ama ben kendi mememe göre yapıyorum. Kendi mememin yumuşaklığında olacak bu hamur. Evet. Yoğuruyorum hamurumu. Daha bunu yoğuracağım. Daha bunu bekleteceğim. Bekleme süresi var bunun. Mayalanma süresi var bir de. Bakın. Daha ne? Daha bu. Aa. Yani. Daha bir ton işi var bunun. Ay, bir paket un bitti ya. Çok mu yaptım acaba? Çok yaptım herhalde. Neyse ben yoğuruyorum hamurumu. Aa, çatladı mı bu? Yok. Hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Evinde ekmeği olamayanlar, benim gibi aptallar, gerizekalılar, ekmek almayı unutanlar. Aslında unutmak değil benimki. Benimki şey. Neydi? Benimki neydi? Benimki unutmak aslında, doğru, unutmak. Yok, unutmak değil aslında. Hani geç bilgilendirildik. Hani bize hemen söylemediler sokağa çıkma yasağı olacak mı olacak diye. Bak ekmeksiz kaldım. Görüyor musunuz? Şimdi elime bir sürü hamurlar yapıştı.
Bunları alıyorum. Öbür hamuruma ekliyorum. Efendim. Şimdi bir de bu Ankara'da yaşayan Ankara'nın gururu Veda İftiharı birisi var. As solist. Kendini as solist olarak nitelendiriyor. Kime göre, neye göre bilmiyorum. Bana göre değil. Kendine göre öyle. Sadece kendine göre öyle zaten. Yine hakkımda videolar yapmaya başlamış. Ah, bundan kurtuluş yok anacığım, yok. Neymiş? Yurt dışında yaşayan bir Lubunya var. Doğru. Lubunya İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldi. Bana da şey demişti. Okşam geleceğim. Kurban keseceğim. Bütün etleri sana vereceğim demişti. Sen de ihtiyaç sahibi olanlara dağıtırsın demişti. Sonra da birileri buna demiş ki Okşan'a verme sakın etleri. Buzluğa koyar. Yaz kış yer o etleri. Hiç kimseye de bir gram o etten vermez demişler. Gülistan'a demişler. İsmini vermeyecektim. Verdim artık. Ne yapayım? Ona demişler. Yani ben öyle bir şey niye yapayım? Bilmiyorum. O anki ruh halime bağlı. Belki de yaparım yani. Neyse. Geldi. Ben uyuyordum o gün. Et getirmiş. Böyle 250 gram peynir getirmiş. Yani bir yemeklik et getirmiş. Şu kadar. Tamam, sağ olsun. Teşekkür ederim. Hani azı çoğu olmaz ama hani nerede kurbanın hepsini getiriyordum bana? Götürmüş. Başka bir Lubunya'ya götürmüş. O götürdüğü Lubunya'da benden beter çıkmış. Hiç kimseye vermemiş etleri. O da gitmiş bunun kapısına dayanmış. Niye kimseye vermedin etleri diye kavga çıkmış. Sen Okşan'a vermezsen etleri, beterin beteri vardır. Hadi Okşan beter. Demek ki beterin beteri de öbür diğer etleri verdiğin kişi. Neyse. Bunun mevzusunu yapıyorlar. İşte ben şey yapmışım, nankörlük yapmışım. Bana et getirmiş de ben nankörlük yapmışım. Ayol ben ne yapayım? Sabah akşam sana yalakalık mı yapacağım bana 250 gram et getirdin diye? İstemiyorum senin etini, istemiyorum senin çikolatanı. İstemiyorum hayatım. Yurt dışından çikolata getiriyorsun Lubunyalara habire. Burada çikolatanın en alası var zaten. Ne yapalım senin çikolatanı? Talinso, butsimilyalı. Yok yok, butkalı. Yok yok kız, butsimilyalı. Talinso. Az önce onunla konuştum. Bu olayları konuştuk. Yani kimsenin bir şey istediği yok. Sokaklarda bağırıp çağırıyorsun. Hayda huyda vatanım milletim bilmem ne. Tamam, okey, seviyorsun vatanını milletini ama yurt dışında yaşıyorsun, ama Türkiye'yi seviyorsun ama yurt dışında yaşıyorsun. O da ayrı konu olabilir. Neyse, bir tane de şey var. Zümrüt diye ruh hastası var bir tane de. Yurt dışında yaşayan. Ben ona ne şugarlıklar yaptım, ne iyilikler, yani video yaptım biliyorsunuz, gelmiş geçmiş trans şarkıcılar diye video yaptım. Onu da koydum. Sesini beğeniyorum. Bak, kızgınım diye sesine bir şey diyemeyeceğim. Sesi güzel gerçekten. Zümrüt'ün sesi güzel, hoş ama kafası da güzel. Kafası doğuştan güzel. Allah yardım etsin yani. Sabah akşam WhatsApp'tan bana mesaj yazıyorsun. Yok beni şununla kötü ettin. Yok beni bununla kötü ettin. Bilmem ne. Seninle mi uğraşacağım be? Hadi geri. İşte hamurumuz kendini bulmaya başladı dedikodular eşliğinde. Hamur daha güzel kendini buldu. Bakın. Bakın işte. Ama biraz daha yoğuracağım ben. Biraz daha, çok az daha şöyle un alayım. Heh. Şöyle unumuzu kattık. Evet. Unu fazla koymayın. Hamuru yoğururken unu fazla koymayın. Neden biliyor musunuz? Hani elinizde yapıyor, şişiyor diye sürekli un koyuyorsunuz ya. O zaman çok koyarsanız ekmeğiniz acı olur. Acı olur yavrum. Ha, tuz koydum mu ben bunu? Ha, doğru, tuzu da ektim koydum. Şekeri koydum, ektim. Şimdi hamurumu yoğuruyorum. Bakın ne oldu? Elimdeki bütün hamurlar işte hamura yapıştı. Bak. Hamur elimdeki hamurları da aldı yani. Görüyor musunuz? Elimdeki hamurların çoğunu aldı. Bu almış hali. Yani. Şimdi ben bunu yoğurdum. Bu yeter. Şimdi ben bunu kapağını kapatacağım. Kapağını kapatıyorum şöyle. Bunun kapağını kapatacağım. Bunun şişmesini bekleyeceğim. Yani mesela bakın. Hamur bu kadar. Sonra şiştiği halinde göreceğiz hep beraber. Şişmezse yandım. İnşallah şişer. Şöyle yarım saat bunu bekleteceğim. Sonra videoyu devam edeceğim. Hadi bakalım. Şimdi yani yarım saate yakın bekledim. Yani fazla beklemedim aslında. 15 dakika, 20 dakika beklememişimdir yani. Bakalım. Kabarmış ama çok fazla kabarmamış. Yani aşağı yukarı yarım kat kabarmış. Yarım kat. Biraz daha beklesem emin olun bu kadar olurdu. Sürekli yaptığım bir şey.
Şimdi bunun havasını almam lazım şöyle. Havasını alacağım bunun. Şöyle havasını alıyorum. Senin havanı öyle bir alırım ki ben var ya. Şimdi bunun havasını aldık. Hamurumuzu buradan sökmemiz lazım. Şimdi tezgahımıza önce tezgahımı bir sileyim şöyle. Güzelce. Nem varsa, ıslaklık varsa gitmesi lazım. Yoksa hamurum ne olur? Yapışır. Yapışınca da çıkaramayız. Heh. Evet. Bu arada sokağa çıkma yasağı, bu başlangıçmış diyorlar. Deneme amaçlı gibi yani. Normalde 2 gün yoksa ne yapsınlar? Yok sıcaktan dolayı millet dışarı çıkmasın diye cumartesi pazar tatil diye yaptılar diyorlar ama öyle değil. Zaten tatil kimsenin bir iş yaptığı yok ki. Biz translara o kadar laf ediyorsunuz. Emin olun ki bu yasaklara en çok uyan translar. Yemin ediyorum size. En çok uyan translar. Biz daha çok uyuyoruz bu yasaklara. Hepimiz evdeyiz gördüğünüz gibi. Ne koli var ne bir şey. Koli de yok. Bak trikalar çıktı. Bir ton trikalar çıktı. Lazerciler kapandı. Biz ne bok yiyeceğiz? Lazerciler de kapandı. Ne yapacağız? Mağara adamına döneceğiz evde. Mağara dönmesi. Bütün trikalar çıkacak. Kollar, titalar, mitalar. Normal laço olacak. Laço olacağız. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Un serpiyoruz. Birazcık un serptim. Tezgahıma. Hamurumu alıyorum buradan. Hamurum yumuşak. Evet. Hamurum bu. Şöyle. Şöyle yapsam gözükecek mi acaba? Biraz daha aşağı mı yapsam? Ha. Şöyle yapayım. Biraz tezgahım gözüksün. Ay yapıştı elime. Şimdi biraz unlu bir şeyle. Ha. Şöyle ters düz hamurumuzu unladım. Unladım. Ha. Şimdi unladım. Şöyle havasını aldım iyice. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Tekrardan şu tarafa, şu kısma şöyle birazcık un serpiyorum. Ha. Bu hamurları yumak yapmam gerekiyor. Şöyle. Şöyle şöyle yumaklar. Bakın. Böyle yumaklar yapıyorum. Hamurlarımı şöyle kenara koyuyorum. Birinci yumak. Bunları tariflerde falan bıçakla kesiyorlar, ediyorlar. Uğraşıyorlar ama şöyle işte elinle ha. İnsanın elinin yatkınlığı belli olur zaten. Şöyle bunları yumak yapıyorum. Şey büyüklüğünde. Yani bir şey büyüklüğünde ama ne büyüklüğünde bulamadım şimdi. Ne büyüklüğünde bu? Bir şey büyüklüğünde işte ha. Evet. Şöyle burada bir şey var içinde. İnanamıyorum tuz. Tuz par. Tuz erimemiş. Tuz erimemiş içinde kalmış şeye benziyor. Dişe benziyor sanki diş gibi. Kaya tuzu attım ya hamura. Bu erimemiş. Ötekiler de öyle olduysa ay ay. Ne salam ya. Ağzıma kütür kütür gelecekler. Neyse artık. Olan oldu. Ama hamurum güzel oldu. Tüh. Şey tuz olsaydı. Normal tuz olsaydı böyle olmazdı. Bu benim suçum değil yani. Devam. 3, 6, 3, 6, 7, 8, 9. 9 tane yumak elde ettik. Şöyle. 9 yumak. Yo. Bunu da ikiye böleyim de. 3, 6, 8, 10. Ha. 10 tane yumak elde ettim. Bu arada yağmalama da olabilir diyorlar. Yağmalama yani sokağa çıkma yasağı sürekli olunca ne olacak? Millet dükkanları yağmalar Allah korusun. Öyle bir şey olursa benim yağmalayacağım ilk dükkan benim zaten onu gözüme kestirdim ben yan taraftaki bakkal. Yıllardır beni kazıklayan bakkalı direkt orayı yağmalarım ben. Yaparım ya. Ya bilmiyorum. Öyle bir şey olursa mecbur kalırsak yaparız ama Allah göstermesin tabii ki. Şimdi bu hamur yumaklarımızı şöyle koydum göstereyim. Nasıl göstereceğim? Şöyle. Bakın. Yumaklarımı koydum ya. Bunun üstünü şimdi şeyle bir bezle örtmem gerekiyor. Onu bezle örteceğim. Bu şekilde de 10 dakika bekleyecek. Öyle kolay değil. Devam edeceğiz. Ay, moralim bozuldu valla. O tuzlar öyle içinde görünce.
Orada aptallık ettim yani şey yapmam lazımdı. Tuzları böyle eritmem lazımdı. Onu koyu verdim o anda. Neyse. Ay şimdi biraz daha un döküyoruz. Bol taş tuzlu hamurumuza. Şimdi bir tanesini aldık. Şöyle. Aldık. Şöyle. Bakın nasıl hemen bak iniyor aşağı. Şöyle koyayım da çektiğimi görün. Nasıl olacak? Görür müsünüz? Görürsünüz. Evet, hamurumuzu yavaş yavaş şöyle. Ben ince oklavam var benim. Merdane değil. İnce oklava daha hoşuma gidiyor benim. Zaten ince oklavada açmak daha zordur. Merdane ile açmak kolaydır. İki böyle yapıyorsun, bitti. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Hamurum çok yumuşak. Yumuşak olması iyi. Hiç bastırmıyorum nasıl açılıyor var ya. Ben bu hamuru inanın ki şey kadar açabilirim. Neydi onun adı var ya hani hazır yufka büyüklüğünde açabilirim. İstersem açarım. Şimdi ters düz yapıyoruz. Hamurumuzu güzelce yuvarlak olmasına dikkat ediyoruz. Yani bunu yapıyoruz. Şimdi şöyle. Yani zahmetli bir iş. Gerçekten zahmetli. Hamur açmak gerçekten zahmetli bir iş. Buradan Zuhal Topal ve ekibine selam söylüyorum. Şimdi bir tane yuvarlak hamurumu açtım. Ne çok ince ne çok kalın. Bakın gördünüz mü? Üstü un dolu. Şimdi şey yapacağım. Ocağımı açacağım. Tavam var benim. Tavam tencerem öyle bir şey işte. Şöyle ocağıma getireyim bunu buraya getireyim. Ha. Şöyle buradan devam edelim. Şimdi bunu şöyle. Aa, dur yanlış yeri açmışım. Ha. Şimdi bunu ısıtıyorum. Bunu ısıtmam lazım. Çünkü neden? Şey olması lazım. Bu ısınmadan atarsanız güzel olmaz. İçi pişmez. Bunu güzelce şimdi iyice ısıtıyorum. Bekleyin. Devam edeceğiz. Şimdi benim tavam orada ısınırken bunu böyle bu şekil unlu unlu atmıyoruz. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Böyle unlarını almamız lazım. Böyle üstü çok unlu kalırsa şey, hatta ben böyle yaptıkça bu hamur hala büyüyor farkındaysanız. Gördünüz mü? Şimdi bunu kızgın tavaya atacağım. Orta ateşte tava olacak. Ne çok açık ne de çok kapalı, kısık olacak. Orta ateşte olacak ki şey olsun. İçi de güzel pişsin diye. Şimdi tekrar bu tarafa gidiyoruz. Oradan oraya, oradan oraya. Ha. Şimdi tamam. İyi yani ısındı. Şimdi ben bunu kısayım biraz. Şöyle orta yapayım bunu. Orta ateşte. Ha. Şöyle iyidir. Bu şey gibi olacak. Sac ekmeği gibi olacak yani. Biliyor musunuz? Köylerde olan var ya sac ekmeği. Evet şimdi oldu bu. Ha. Şimdi aldık. Bazlamamızı aldık. Şu şekilde içine koyuyoruz. Evet. Ha. Şöyle. Şöyle göstereyim. Gösterebilir miyim acaba? Bir dakika. Şöyle. Bakın. Şimdi bu yavaş yavaş pişecek. Ondan sonra tekrar diğer tarafını çevireceğim. Üstü göz göze olacak. Umarım inşallah olur. Ama o tuz canımı sıktı. Moralim bozdu. Yani suç kimde? Bende. Video çekme ayağına mahvettim ki. Şimdi bunun üstleri göz göz oluyor. Ben bu arada diğer hamurumu şey yapayım. Biraz daha kısayım bunu. Galiba çok açık. Şimdi biraz daha kısayım. Ha, bu kısıklık güzel. Şimdi bu tarafa gelelim. Tekrar. Bir tane daha açayım. Şöyle göstereyim size. Şöyle şunu alalım. Önce biraz unlayalım. Tersli düzlü unluyoruz. Ya o kadar kolay açılıyor ki anlatamam size. Bakın. Çok basit. Çok basit açılıyor. Belki benim elim alışkındır diye bilmiyorum ama. Yani bakın. Bak hemen kocaman oldu. Hamuru güzel yaparsanız kızlar ne olur? Çok da güzel açılır. Sizi çok da güzel memnun bırakır. Aslında bununla çok güzel pizza yapılır fırında. Ama fırın yok. Bunu biraz daha küçük mü yapsam? Yani bunu her şey yapabilirsiniz. Bunu mesela içine peynir koyup katlayıp şey de yapabilirsiniz. Gözleme yapabilirsiniz. Şimdi bakalım.
Evet. Şeyimize bakalım şimdi. O pişen şeye. Ekmeğimize bazlamamız. Bakın üst tarafı hafif göz göz oluyor. Farkında mısınız? Gördünüz mü? Şimdi şöyle yapayım. Ay belim ağrıdı yine. Bak. Şimdi şöyle. Pişiyor. Çok güzel pişiyor vallahi. Şöyle. Bakın hatta bunu şey yapacağım. Bunu gözleme yapalım. Şöyle. Koyduk. Koyduk. Şimdi şöyle biraz peynirim var. Şöyle peynir. Tuzlu zaten peynir. Şu yarı tarafına bu peyniri şöyle ezerek koyuyoruz. Ama bu peynir de şeymiş. Böyle hani çok yağlı peynire olur ya dağılmayan. O yüzden biraz zorlanıyor oraya. Ay en sevmediğim kelimeyi kullandım. Ay ay. İğrenç, iğrenç bir kelime. Bir tane yapacağım bunu öyle göstermek amaçlı. Şöyle koyduk. Şimdi biraz elimi yıkayayım da. Şey olmasın. Evet. Elimi yıkadım. Şimdi bu peyniri koyduk. Ne yapıyoruz? Şu şekilde böyle uçlarına doğru da gelsin. Ha. Bu peynir içinde eriyecek zaten. İyi bir peynir bu. Çok kağı. Bu kağı bir peynir. Şimdi bunu katladık. Ve kapatıyoruz şu şekilde. Kapatıyoruz. Ki peynirler eriyip dışarı çıkmasın. İşte bu da gözleme oluyor. Katmer de diyorlar buna. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi birazdan bu sıradaki bu. Şeyimize bakalım. Bunu. Heh. Evet, çok güzel oluyor. Bakın çevirdim bunu. Çevrilmiş halini göstereyim size. Bakın. Bu çevrilmiş hali ama hala pişiyor. Çünkü orta ateşte pişirmem lazım. Yoksa içi pişmez. İçi şey kalır. Ne onun adı? Sert kalır. Ne kadar olmuş? Ha tamam. Şöyle yapayım biraz. Evet. Şöyle çevireyim. Bakın benim elim sıcağa dayanıklı. Görüyor musunuz? Bakın ne güzel oldu. Biraz da öbür tarafını da pişireyim. Mesela bu pişenleri aslında şey yağ da sürebilirsiniz. Şöyle ki. Bekleyin. Bekleyin anacığım. Şöyle. Üzerine bakın üzerine yağ süreceğim. Çok da güzel olacak. Şöyle ha. Vallahi mis gibi oldu. İnşallah canınız çekmemiştir. Çektiyse yapın. Zor bir şey değil yani. Kalkın yapın. Lobonyalar. Bakın. Koli yapıyorsunuz. Dikkat aman bize bir şey olmaz diyorsunuz. Koli yapıyorsunuz. Tabii ki de mecburiyet var. Koli yapan lobonyalara saygı duyamayacağım. Ama hani çok ihtiyacı olup da yapanlar da var. Şimdi mecbur başka bir seçeneği olmayıp da bu işi yapanlar var. Buradan zengin lobyalara sesleniyorum. Zengin paralı lobyalara sesleniyorum. Etrafınızda, çevrenizde bildiğiniz, tanıdığınız illaki vardır. Yani duyarsınız şu lobyanın ihtiyacı varmış bilmem ne diye. Duyarsınız. Onlara yardımcı olun yani. Normal heterolara zaten herkes yardımcı oluyor. Siz lubunyalara yardımcı olun. Lubunyalara kimse yardım etmiyor çünkü. Anladınız mı? Olay bu. Şimdi bunu bir daha çeviriyorum. Öyle güzel oldu ki arkadaşlar anlatamam size. Şöyle şunu alayım da ha. Pişenleri buna koyacağım. Bunun üstüne. Peki niye? Dağılmasın. İşte bu pişti. Bakın gördünüz mü? Bakın ne güzel oldu. Pişti mis gibi oldu. Şimdi buraya koyuyorum bunu. O pişti. Şimdi sıra şeyde. Gözlemede. Gözlememizi atıyorum. Gözlemeye atacağım. Şöyle. Bunu da şöyle şöyle biraz dikeyim. Ha. Şimdi gözlemeye atıyorum şeyle. Peynirle koymuştum ya. Gözleme. Tavan birazcık ufak. Şimdi bu gözleme pişecek hayatım. Yani üzerine yağ sürdüm şunun. Bakın nasıl güzel oldu. Bakın bakın yumuşacık. Bakın gördünüz mü? Çıtır, hafif çıtır. Hafif yumuşa. Bak. Çok güzel. Bunu yani bilemiyorum. Bayılacaksınız. Ya o pişenlerin üstüne de bez örtün. Kapak filan örtmeyin. Bez örtün.
Benim bu işler için kullandığım temiz havlum var. Şimdi onu örtüyorum üstüne. Heh, şey olsun. Yani çareler tükenmiyor efendim. Yani. Birazdan devam edeceğiz. Yani arda arda açarken hepsini gösteremem yani. Aa. Şimdi bu gözleme biliyorsunuz. Bu gözleme şişti. Bir tarafı şişti. Ay. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Bakın. Bakın bakın şu güzelliğe bakın. Bakın. Ya işte. Lubunyalar her şeyi yapıyor. Siz ne sanıyorsunuz? Biz bir koli mi yapıyoruz zannediyorsunuz? Bizde her maharet var. Her marifet var. Var. Ha, dur. Vallahi ama yağ sürmeseniz de olur ama yani yağ sürünce tadından yenmiyor yavrum. Buna da biraz yağ süreceğim. Gözlememe de. Şeye buna. Ha. Oh. Tereyağı. Tereyağının lezzet üvey kardeşi ikizi. Ha. Bakın cızır cızır. Oh. Mis gibi çayla ayranla da yenebilir bu. Çayla şahane olur. Şimdi devam ediyorum. Bunu da piştikten sonra göstereceğim size. Daha neler göstereceğim size. Durun siz. Bakın bakın bakın. Bakın. Gördünüz mü? İşte olay budur. Ya gacıyım diye geçinenler. Şimdi bunun ters tarafını çeviriyorum. Ah ah bu ellerim yanacak en son. Bakın. Bu pişmiş tarafı. Şimdi öbür tarafını çeviriyorum. Öbür tarafına da birazcık yağ süreceğim şöyle. Ötekilerini yağsız yapayım artık. Çok yağlı olmasın. Normal ekmek kıvamında yapacağım ötekileri. Ha, şöyle o. Mis gibi. Yağını sürdüm bunun da. Yağını sürüyorsunuz bir tarafına. Ondan sonra öbür tarafını yani bir tarafına sürdükten sonra o da biraz bekliyorsunuz. Şöyle 10-15 saniye tekrar çeviriyorsunuz. Öbür tarafını yağlıyorsunuz. Mis gibi katmerler elde ediyorsunuz. Katmer bazı yörelerde tatlı olarak nitelendirilir. Ama ben buna diyorum. Yani. Şimdi devam edeceğim. Bir tane daha yapayım. Kaç tane? 3, 5, 7, 8 tane yumağım kaldı. Bunu da yapayım artık. Sonra kendim yaparım. Videoya dahil etmeme gerek yok. Çok yani videonun çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Saatler sürmesin öyle yani. Evet. O kadar rahat açılıyor ki şu hamura bakın ya. O kadar rahat yani anlatamam. Şöyle. İşte. Bu. Şimdi ununu aldık. Tavam şu an boş. Şimdi tekrar bunu tavama atacağım şimdi birazdan. Canlarım, yavrularım. Tavadan duman tütüyor. Bakın. Şimdi biraz kısayım bunu. Çok şey oldu. Çok duman tüttü. Ama bu iyi işaret. Çok daha lezzetli olacak. Emin olun. Evet. Şimdi normal tekrar bazlamalarıma geçiyorum. Şey değil yani. O katmeri öyle gösterme amaçlı yaptım. İçine peynir. Hatta çiğ yumurtayı içine kırın. Yani beceriniz varsa katlayın yine ama dışarı taşırmadan katlamaya özen gösterin. Çiğ yumurta. Tuzlayın biraz o yumurtayı. Karıştırın. Dökün içine. Katlayın. O şekilde pişirin. Yemin ediyorum harika olur. Dur bir de öyle denerim belki. Şimdi bunu halledeyim. Hı, tamam. Şunu da göstereyim size. Bakın. Şimdi ben bu bazlamayı attım ya. Bazlamanın yan daha tavaya gelmemiş tarafını görüyor musunuz? Baloncuklar oluyor hafiften hafiften. Bu önemli. Bu demektir ki bazlamanız şahane olacak demektir. Yoksa öbür türlü kötü olacak demek. Anladınız mı? Selamlar. Dayanamadım. Şimdi bir tane de yumurtalı yapacağım. Bakın şimdi. Yumurtayı aldık. Kırdık. Şöyle. Tamam. Yumurtayı kırdık. Şimdi bu yumurtayı çatalla çırpmamız lazım ama şimdi çatalı bulamadım. Kaşıkla çırpıyorum. Böyle çırpacağım. Dur. Ha. Yumurtayı çırptık. Ha, tamam. Şimdi bir tane hamur açıyorum. Ama bu yumurtanın taşma ihtimali yüksek. Eğer taşarsa yani iyi bir şey değil. Yumurtaya tuz atmadım. Zaten tuz yok. O kaya tuzunu da hayatta atmam. Şimdi ben bunları yerken o kaya tuzları ağzıma gelecek. İlla ki gelecek o taş gibi.
O anda ne yapacağım bilmiyorum. Tükürürüm artık herhalde. Bilemiyorum. Şimdi açtım hamurumu. Şöyle açtım. Ne yapıyorum? Bu yumurtayı bir saniye benim bir tane şeyim vardı ya nerede? Şeyim vardı. Fırçam vardı da fırçam yok çalmışlar. Kim bilir hangi lobiye çaldı. Evime geldiler. Misafir ayağına. Çorladılar. Neyse. Yok canım yapmaz benim arkadaşım. Neyse şöyle yapabiliriz. Demokrasilerde çağırırlar. Tükenmiş. Şu şekilde yumurtamızı aynı deminki peynirli yaptık ya az önce. Aynı yarım ay şeklinde. Bundan iki tane çıkar. Bir yumurtadan iki tane çıkar. Evet. Şöyle. Yumurtayı direkt üstüne kırmayın. Bakın taşacak gibi. Ben bunu taşırmayacağım. Canını okurum senin. Asla taşırmayacağım. İşte taşırmadım. Bakın. İşte. Fazla kaldırmayayım. Akar makar içinden. Akara kokara. Şimdi birazdan bunu pişireceğim hayatım. Şimdi yumurtalı olanı attım bakın. Şimdi yumurtalı olan pişiyor. Hafif büzüştü yan tarafı. Niye? Çünkü tavaya sığmadı. Ben biraz büyük açmışım şeyi. Şimdi dediğim gibi ne çok düşük ne çok yüksek ateşimiz. Öyle olması lazım. Şimdi bu pişiyor. Öteki pişenler şurada. Hepsini göstereceğim size. Bu ne olacak? Bu tarafı piştikten sonra bunu yağlayacağım. Bu kat şey tarzı olduğu için gözleme tarzı yağlayacağım. Mesela şu gözleme gibi. Şuna bakar mısınız? Şundan bir insan doyar yani. Şunun güzelliğine bakın. Ya canınız çekti mi? Çektiğiyle kalır. Canlarım benim. Yani. Bu pişti bunun. Yani yarım pişti. Hemen yani yağlama kıvamına geldi. Yağlama kıvamına geldi. Bunu hemen yağlıyorum. Bakın, sakın yağlayayım derken o fırçayla yağlamayın. Fırça erir. Neden? Nereden biliyorum? Çünkü benim başıma geldi. Yapmıştım. Fırçam eridi. Onu çöpe atmıştım. Şimdi aklıma geldi. Demin fırçayı aradım ya. Çorladılar mı diye düşündüm. Aslında ben kendim onu çöpe atmıştım. Yanmıştı. Aynı bu şekilde yağlayayım dedim üstüne. Onun plastik olduğunu unuttum tabii. Şimdi bu tarafını yağladım. Bakın. Hemen çeviriyorum. Yağlı tarafı pişsin. Şimdi öbür tarafını yağlıyorum. Birer kere yağlamanız yeterli olacaktır. Ay. Başıma iş aldım. Bu ilk ve son yemek programım olacak bu arada. Yani ekmek yapayım dedim. Bari videoya çekeyim dedim. Video istiyorsunuz ya. Video çek. Instagram'da yayın yap diyorsunuz. Sevmiyorum. Instagram'da yayın yapmayı gerçekten sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Of, ateş bastı vallahi. Neyse devam edeceğim ya. Diğer kalan yumurtayı yapıyorum. Şu şekil oldu mesela bakın. Bunu katlayacağım şimdi. Katlayacağım. Bundan iki tane yapayım yeter. Diğerlerini normal ekmek yapacağım yani. Ekmek dediğim bazlama. Ekmek gibi olacak. Ekmeğim yok ya. Ben bu işe niye giriştim bugün? Ekmeğim yok diye giriştim. Tamam. Böyle hallediyoruz. Bunu da şimdi kapattım. Bunu kapatmak biraz problem olabilir yani ilk yapanlar için. Ben usta olduğum için o yüzden kapatabiliyorum yani rahat rahat. Öteki ne oldu bakalım ötekine? Pişti bakar mısınız? Güzelliğe bakın güzelliğe. Bu da pişmiş sayılır. Şimdi ötekini şey yapacağım. Bu pişmiş. Şöyle alayım bunu. Oo, çok güzel pişmiş. Aman Allah'ım. Dur. Devam edeceğim. Devam ediyorum yumurtalı olan gözlememe. Yani dediğim gibi demin az önce dediğim gibi zengin olanlar fakir lubunyalara yardım etsin. Mesela ne yapılabilir? Bir iki lubunya toplanır. Lubunyanın faturalarını ödeyebilirsiniz. Ondan sonra kirasını ödeyebilirsiniz. Mesela geçenlerde sağ olsun benim bir tane arkadaşım Emir yani bunu herkes biliyor.
benim faturamı ödedi. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Ve bana konserve yiyecekler yolladı. Yani böyle bir şey. Mesela örnek, kendimden örnek verdim. Mesela ben öyle çok fakir, çok şey bir insan değilim. Ama tabii ki de benim ihtiyaçlarım olmuyor değil yani. Hani ben bu ev evet bana ait. Benim evim ama havadan da duvarlarda yiyemez insan yani. Ben orta halli, kendi halinde bir insanım. Kimseye yardım edemem yani. Benden yardım beklemeyin. Anladınız mı? Ama dediğim gibi bu şekilde zaten yapan vardır. İlla ki lubunyalar yapan vardır. Lubunyalar merhametlidir yani şey değil. Aman birisi dese ki abla dese mesela faturamı ödeyemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Kesinlikle yardımcı olacaklarına inanıyorum. Ama para içinde yüzen lubunyalar. Size sesleniyorum. Yapın. Bunları yapın yani. Ne olacak? Normal heterolara yapmayın demiyorum. Onlara da yapın ama lubunyalara daha çok yapın. Çünkü lubunyaların daha çok ihtiyacı var. Çünkü lubunyaların para kazanma şekli başka şekli yok. Mecburen o yoldan para kazanıyor lubunyalar. Neyse. Gözlemin bu tarafı pişti. Ay dur. Şimdi bu tarafını koyuyorum. Bu tarafını yağlıyorum. Az daha yakıyordum gözlemeciğimi. Neyse. Çeneden. Heh. Evet. Ha. Evet. Şimdi koyduk. Bunu da yağladık. Daha da gözleme yapmayacağım. Ötekilerini normal ekmek yapacağım çünkü onunla o yaptığım ekmekler normal yemeklerde de yenebilir. Ay ses çok cızırdıyor bu. Yemeklerde de yenebilir. Yani yumurta kırarsınız onunla yersiniz. Bandıra bandıra. Melemen yersiniz. Normal diğer yemekler ne yapıyorsunuz onlarla yersiniz. Spatulam olmadığı için ay elimle çeviriyorum. Evet. Bu da pişmiş sayılır. Devam edeceğiz. Devam ediyorum. Ekmeklerim. Yani bu ekmek olarak pişiyor. Canlarım. Ötekiler yağlı oluyor. Bilmem ne. En sonunda göstereceğim zaten. Bu arada bir de şöyle bir şey var. Krizi fırsata çeviren lubunyalar, kelavlar ve jigololar. Bunlar koli yapıyorlar. İhtiyacı olmadığı halde koli yapan lubunyalar var. Bunları da biliyorum. Tek tek biliyorum çünkü. Bakıyorum Twitter'a da oradan görüyorum. Kimler reklam atmış etmemiş etmiş. Reklam atanlar demek ki koli yapıyor demektir. Yoksa niye reklam atsınlar? Attığı tarih belli, şey belli. Neyse. Beni ilgilendirmez. Her koyun kendi bacağından asılır. Diyoruz. Bu ekmeğimiz de tamamdır. Bakın. Şöyle koyuyorum bunu. Sonra diğer ekmeğimi alıyorum. Yani ekmek dediğim bazlama işte ya ama. Ekmek tadında. Bazlama, ekmek. Aynı şey. Yani lavaş da diyebilirsiniz buna. Tabii lavaş da denebilir. İsterseniz dersiniz, istemezseniz demezsiniz. Bana ne? Şimdi bu şey demiştim ya yurt dışında olan bazı lubyalar. Bazı lubyalar, hepsi değil tabii ki. Devlete sırtını dayamış olanlar var. Oh, ben hastayım diye rapor alıyorsun. Devlet sana baksın. Biz burada böyle mi? Biz koli yapmasak açlıktan gebeririz biz. Yani devlet bize o şekilde bir imkan sunmuyor maalesef. İş imkanı sunmuyor bize. Bak un alıp bazlama yapmak zorunda kalıyoruz. Koli yok diye. Yani. Şimdi bazlamam da pişti. Ha o yurt dışındaki lubayaların iyileri de iyidir yani. Şimdi şey yapamam. İyileri de var. Her yerde olduğu gibi işte ya. İyileri de var, kötüleri de var. Gülistan için de mesela bir sürü şey söyledim ama iyi yönleri de var o Gülistan'a. Şimdi Gülistan kötü bir insan zaten diyemem. Gerçekten kalbi temiz aslında. Bakma sen öyle bağırıp çağırıyor da. Yani bir şey demiyorum ona. Neyse. Şöyle. Ne? Alttan mı aldım? Şu garlık alıp değil mi? Püründen alttan aldım. Acaba korktum mu? Şimdi öteki bazlamamı koydum. Ay bitmiyor. Çayımı istiyorum bir yandan. Çayım ısınsın da bu bittikten sonra çay içerim. Hele sigara. Bak sigara da içmiyorum. Sigara içme diyorsunuz. Al içmiyorum. Yok ki. Olsa içeceğim. Ay. Bakın ne buldum. Tuz. Tuzluk. İçinde tuz varmış bunun ya. Tüh. Artık neye yarar? Ay bak dolu tuz var içinde bakın. Bir sürü tuz var pirinçli hem de. Bu şuraya kadar tuz dolu. Bana her türlü yeterdi. Neyse şuraya dolaba koymuşum. Saklamışım. Kimden saklıyorsam bunları. Dur bakayım. Ay neyse tuzum varmış yani. Yani. Olan oldu. Ama çok lezzetli. O tuz ağzıma gelirse bir yerlerden
Yani tükürürüm onu. Kaya tuzu faydalı gerçi de. Neyse şunu da çevireyim de görün. Heh. Şöyle bir tarafı pişti. Çeviriyorum ekmeklerimi, bazlamalarımı. Hamurum kaldı. Yumağım kaldı. Bunu da sizin karşınızdan açayım diyorum. Şöyle son bir yumak. Ay üstüm başım un oldu hep. Heh. Şöyle bakın. Çok basit. Şöyle yapayım da görün. Bakın. O kadar kolay ki arkadaşlar. Yemin ediyorum size. Gerçekten kolay. İnsan yapa yapa alışıyor yani. Yapa yapa nelere alışmadık ki bak. Vere vere kalbura döndük. Ver Allah ver. Ver Allah ver. Ver kızım. Ver kızım. Tövbe yarabbim tövbe tövbe. Ay, ezan okunuyor bu arada. Neyse. Bu konuyu da kapatalım. Ezan okunuyor. Heh. Hamurumuzu açtık. Şöyle bir tık daha açıyorum. Heh. Açtık. Ya inanılmaz büyük açasım var ama maalesef tavam ufak. O saclardan olsa saclar var ya böyle şey. Kız tüplü saclar var böyle kocaman. Onlardan olsa nah bu kadar açarım. Yani bak iki çevirdim bu kadar oldu. Düşünün artık. Devam edeceğiz. Hepsi bitti kurtuldum. Hepsi bitti ama değdi mi? Bakın karar verin bakın değdi mi? Bakın. Bakın şöyle. Nasıl? Nasıl güzel değil mi? Bu parlayanlar yağlı bazlamalar. Bu yandakiler normal bazlama. Yuvarlak olanlar. Parlamayanlar. Ekmek gibi düşünün onu. Bunlar da şeylerim. Gözlemelerim biliyorsunuz. Yumurtalı ve peynirli yapmıştım. Şimdi bir tadına bakalım bakalım. Önce şeyin tadına. Normal ekmeğin tadına bakıyoruz. Şöyle bir parça alıyorum. Bakın. Bakın yumuşacık. Bakın. Bakın yumuşacık. Sert olursa bunlar yaparsanız sert olursa taş gibi olursa hamuru tutturamamışsınız demektir. Ama bu normal ekmek ya. Ekmek. Aa, olay diyemeyeceğim buna. Ekmek ha. Bu ne? Bu yağlı. Yağlı olan bazlama bu. Bundan bir parça alayım. Elim yandı. Şahane. Olay. Muhteşem. Süper ötesi yemin ederim. Şimdi bu da katmerimiz. Bu neydi? Yumurtalıydı. Bakın. Bakın içindeki yumurtalara bakın. Ay yok peynir. Ay yok yumurtalı evet. Beyazı görünce yumurtanın beyazıymış. Bakın. Bakın yumurtalar nasıl pişmiş içinde gördünüz mü? Yumurtalar pişmiş. Yiyorum. Sünger gibi yemin ederim. Hepsi birbirinden lezzetli. Afiyet olsun. Öpüyorum herkesi. Videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olun yani. Bu bana yeter. Öpüyorum herkesi. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Ben de söyleyeyim değil mi? Herkes söylüyor. Ha. Hadi iyi günler.